Merhaba değerli takipçilerimiz, bir eğitim videomuza daha hoş geldiniz. Bugün sizlere ceviz hasat makinelerinin artık en revaçlı olan parçalarından bahsedeceğiz. Burada kırma makinemiz, burada kalibre makinemiz ve şu sol tarafında görmüş olduğunuz ise dolu boş ayırma makinemiz, bu makinelerimiz var. Bu videoda ağırlıklı olarak kalibre makinesini anlatacağım. Diğer videolarda da onlara değineceğim. Şimdi kalibre makinesine gelirsek, neden bizim kalibreye ihtiyacımız var? Bir kalibre makinesinden beklentilerimiz neler olmalı? Bunları anlatacağım sizlere. Birazdan uygulamalı olarak göreceksiniz. Bu bizim 3 tip kalibre yapan bir makinemiz. Burası 28 altı cevizleri atar. Burası 28 ile 33 arası cevizlerimizi döker. Oradan da 33 milim üstü cevizlerimiz çıkar. Şimdi neden böyle bir sınıflandırma yaptık? Bunu anlatmak istiyorum size. Bu sınıflandırmayı yapmamızın en başlıca sebepleri, birinci olarak özellikle buradan 28 altı çıkanlara birçok üründe olduğu gibi elek altı diyoruz biz. Ve bunlar çok büyük çapta olmazlar. Eğer cevizinize güzel bakmışsanız, bölgenizin şartları da uygunsa, toprağınız da zenginse, ceviziniz ne kadar kalibreli çıkarsa tabii ki o kadar duygusal olarak da insanın yüzünü güldürüyor. Kalibreli mal, özellikle 33 üstü jumbo mallar, örnek veriyorum, sallıyorum şu an. Normalde kuru kabuklu ceviz 50 TL ise piyasası jumbo cevizin 65 TL'lere kadar, hatta 70 TL'lere kadar fiyatı çıkmakta. 65 TL ile 70 TL arasındaki farkı da biraz dolu boş makinesi belirliyor. Eğer bahçeniz profesyonel bir bahçe ise, malınıza güveniyorsanız, kalibreli mal çıkarmak her zaman üreticimizin karını oluyor. Normalde düz ara ceviz çıkardığınızda, ben kabzımı aldık da yapıyorum, düz ara çıkan ne kalibreye girmiş ne dolu boş makinesine girmiş bir cevizin fiyatı, hani 50 lira diyoruz ya, 40 liraya kadar düşerken, kalibreden geçerken 45 lira, dolu boştan çıkarken 50 lira. Boyuna göre de değişiyor fiyatı. Bu tamamen mahsulünüzü biraz daha değerli satmanızla alakalı. Ve ben kabzı mal olarak bir araziye gittiğimde, bir ceviz satın aldığımda her zaman kalibreden geçmiş ve dolu boş makinesinden geçmiş cevizlerin bahçelerini öncelikle satın alırım. Çünkü şunu söylemek isterim ki, birinci olarak şunu bilin lütfen. Bir malı ne kadar çok işlerseniz, bu ceviz şu anda burada gümüş değerinde, kalibreden geçirirseniz altın değerinde, dolu boştan geçirirseniz pırlanta değerinde olur. Ha, zaten kırarsanız, iç çıkarırsanız elmas oluyor size. Burada anlatmak istediğim nokta aslında üreticilerimizin karına olan çalışmalardır bunlar. Buradaki altını çizerek söylüyorum, yapacakları ufak yatırımlar kendi işletmelerine kazandıracakları mükemmel ekonomiler olabilir. Ve dediğim gibi biz piyasaya çıktığımızda ayıklanmamış, kalibre edilmemiş malları ikinci sınıfa alıyoruz. Kabz mallar adına konuşuyorum. Kalibreden geçmiş, dolu boştan geçmiş cevizleri kapısını çalıyoruz cevizcilerin, o malları alıyoruz. İkinci seçenek olarak diğer tarafa yönelir genelde kabzı mallar ve orada fiyatın açıkçası belini vurarak malı almaya çalışıyorlar. Ancak bu işlemleri görmüş cevizler, gerçekten müşterisi ayağına geliyor ve satma konusunda da çiftçi zorlanmıyor. Bunu lütfen bilin. Şimdi diğer konuya gelelim. Kalibre makinesiyle ilgili. Biz kalibreyi 3, ya yani 2 artı 1, bir de 5 artı 1 yapıyoruz. Yeri geliyor 4 artı 1 de yapıyoruz. Ancak şu an ülkemizin bahçelerine, ufak çaplı bahçeler olduğu için bu kalibre makinesi cevap vermekte. 28 altı, 28-33 arası, 33 üstü. Bunun bu 2 artı 1, 5 artı 1'i nasıl oluyor? Ondan bahsedeyim. 26 altı oluyor burası. 26-28. 28-30, 30-32, 32-34, 34 üstü. Bu sipariş üzerine göre yapılabilen bir şey. Ha, bu işlemi yapmanın, yani 3 kalibre etme ile 6 kalibre etmenin arasındaki fark nedir? Onu da söyleyeyim ben size. 3 kalibre ederken 3 sınıf malınız olacak. 6 kalibrede elek altı çıkan malınız az olacak.
Ondan dolayı mal yoğunluğunuza göre değişir kalibre makinenizin seçeneği. Bir diğeri, dolu boş makinesine atarken çok daha verimli sonuçlar alıyorsunuz. Doluyu boşu çok güzel ayırıyorsunuz. Biz bir ceviz aldığımızda çuvalı alıyoruz, yere döküyoruz. Hemen kır 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 içine bak. Boş ceviz yakalayabilecek miyiz? Yakalayamıyorsak pazarlık artık burada çiftçinin elinde. O ne derse onun dediği oluyor. İyi kalibre edilmiş malı dolu boş makinesinde de çok güzel çalıştırabiliyorsunuz. Onun da mantığını anlatacağım sizlere. Şu an ben bu kalibre makinesinden hemen bahsettim size özelliklerinden birkaç prensibini anlatayım ve denemeli ve uygulamalı olarak görelim. Birinci olarak üreticilerimiz şunu bilmeli. Kalibre makinelerinde cevizde zeytin boylama makineleri kullanılıyor. Hiç mantıklı ve verimli değil. Kesinlikle de önermiyorum. Zeytin boylama makineleri zeytin için ve çok büyük çaptaki cevizleri boylamıyor. Ceviz boylamanın mantığı bu. Bununla yani eleklerini değiştirip fındıkla boylayabilirsiniz. Ancak kesinlikle ceviz boylamanın mantığı bu olmalı. Tamburlu sistem olmalı ve burada size iki önemli nokta anlatmak istiyorum. Genellikle kalibre makinelerinin dönmesiyle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Saat 7'nin tersine dönmeleri lazım ki bundan dolayı da motorları trifazla çalışmalı. Faz bağlantılarını iyi yapmalısınız. Bu trifazla çalışan, sanayi elektriğiyle çalışan bir makine olmalı. Bu makine bu tip döndüğünde hiçbir verim vermez. Böyle döndüğünde verimini verir. Cevizler öyle dökülür. Bağlantılarına dikkat edin. Bizim gönderdiğimiz üreticilerde bağlantı hataları çok fazla yapılıyor. Ve makine ters yönüne döndüğü zaman doğru cevaplar vermiyor. Cevizler yerlere dökülüyor. Makinenin tek yönü saat yönünün ters yönüne dönmesi lazım. Bu rampadan dolayı. Ya bundan dolayı gördüğünüz gibi burada da okla gösteriliyor çalışma yöntemi. Bu arada bunlar bizim ceviz kurutma raflarımız zaten biliyorsunuz. Her işte kullanıyoruz biz böyle. Yatay soymasında da kullanıyoruz, kalibrede de kullanıyoruz. Bu şey gibi böyle bizim İngiliz anahtarımız gibi. Ceviz işleme ile ilgili her noktada bunları da kullanıyoruz. Soymasından, kalibresinden, dolu boşundan tutun da kalibresine kadar. Bu işin İngiliz anahtarı açıkçası. Şöyle göstermek isterim. Gördüğünüz gibi burada eleğimizin iç sistemini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada motorumuz ve redüktörümüz var. Ve bu trifaze bir motor. Ve şurada hangi yönde dönmesi gerektiği ile ilgili bir ok mevcut. Burada da bir ok mevcut ve eleğimizin iç sistemi de bu şekilde. Elimde çok güzel pratik bir GoPro var. Onun sayesinde eleğin içinden size bir görüntü aktarıyorum. Dışarıdan gelince cevizler buralarda geri geliyor, tıkanıyor. Bu tıkanmayı engellemek ve dışarıya ceviz çıkmasını engellemek için burada bir fırça sistemi bulunmakta. Bu deliklere kadar gördüğünüz gibi girmekte. Burası da ceviz boşaltma ünitemiz zaten. Buradan cevizimizi boşaltıyoruz ve makine fark ettiyseniz hafif eğimli bir şekilde gidiyor. Eğim gücüyle beraber cevizler aşağıya doğru dökülüyor. 3 kalibre yapacağız. Şimdi makinemizi çalıştıracağız. Size detayları göstereceğiz. Motor bağlantımızı yaptık. Cevizleri dökmeden şuradan şartelimizi çalıştırdık. Gördüğünüz gibi saat yönünün ters yönüne dönmeye başladı. Çok hızlı olması verimini etkiliyor. Çok az verimli çalışıyor. Ve çalışma prensibi böyle. Şimdi arkadaşımızdan rica edelim cevizleri dökmeye başlasın. Mehmet, çok yavaş yavaş dök. Başla geçti. Karşıdan yok.
Baş. Şöyle bir detay bilgi vermek istiyorum. Bazen gördüğünüz gibi buralarda tıkanmalar oluyor cevizlerde. Ön tarafından asla tıkanmaları açmayın. Bu arka tarafına geçin. Çünkü bu süpürgeleri daha sert yaparsak cevizleri kırabilir ve tamura zarar verebilir. Bekleyin. Eğer kendini atmıyorsa bu arka taraftan böyle bu şekilde tıkanmaları açacaksınız. Maalesef bu işlemi böyle yapmak zorundayız. Gördüğünüz gibi temizlendi zaten. Ha, bu zaten çok fazla %5'i kapanmıyordur bu deliklerin. Bu işlemi devamlı yapmak zorunda değilsiniz. Bu işlemi ne zaman yapmak zorundasın? Artık bir ton ceviz hasat etmişsinizdir. %20'si 25'i kapanmıştır. Hangi makine olursa olsun arada bir bunları tıkar. Arkasına geçip bu işlemi yapmak zorundasınız. O yüzden makinenin arkasında çalışabileceğiniz bir boşluk bırakın, bir duvara yaslamayın. Bu işlemi de yaptıktan sonra kalibreniz yapılmış oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi biz biraz sınıfta kaldık. Neden sınıfta kaldık? Ya bu geçen senenin cevizi, bu senenin cevizi kurumadı bile. Birçok cevizi önden sattık. Arkada kalan cevizlerdi bunlar. Ve elek altı mal biraz beklentiden fazla çıkıyor. Normal satılır mal iyi. Ama gönül isterdi ki şu manzarayı jumbo'da yakalamak. Görüyorsunuz zaten. Jumbo mallar kendini gösteriyor burada. Jumbo mallardan şöyle sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 13 tanesi çok rahat elime geliyor. Şu diğer birinci kalite diyoruz. Buna jumbo diyoruz. Bu da ikinci kalite oluyor. Şunları da alalım. Şundan belki 25 tane aldı elim. Zaten boyları görüyorsunuz. Şu diğer diğer ürünlere geldiğimizde bunlardan belki 35 tane alacak. İşte. Alın size kalibre. Ben şimdi bir çiftçi olsam kalibre edip jumbo mallarımı o kadar güzel fiyatlara satarım ki bu mal elek altı dediğimize bakmayın. Gördüğünüz gibi burada canavar gibi bir makinemiz var. Şurada kırma makinemiz saatte 14.000 adet ceviz kırmakta. Ve ciddi bir kapasitesi var. Bunların içini de iç olarak çıkardığınızda muhteşem bir fiyatı vardır. Ha, bunların da pazar değeri vardır. Ben işte bir ziraat mühendisi olarak gübreleme programına bu yüzden bu kadar önem veriyorum. İyi bir gübrelemeyle, iyi bir sulamayla mallarınızın %95'i böyle olabilir. 33 üstüler daha çok olabilir. İşte burada üreticimiz bazen gübresine, bazen ilacına, suyuna para verirken eli titriyor ama eli titremesin. Çünkü onun karşılığını hasadının sonunda muhakkak alacaktır. Bundan dolayı da cevizlerinize lütfen iyi bakın. Malınız ederinde ve değerinde olsun, iyi olsun. Bazen çiftçimiz ağlıyor, malın para etmedi. Ya ben bu gidiyorum kalibre makinesine vursam malın %100'ü bu çıkacak. Şimdi dolu boşa atacağım ben bu cevizleri. Onu da göreceksiniz. Dolu boş makinesinde belki de inanın şunların yarısı boşa çıkacak. Bir de öyle mallar. E şimdi bu mal nasıl para etsin? Bundan dolayı bahçenizi kurmadan önce her şeyi iyi hesaplayın. Önemli olan şu malı çıkarabilmek, ceviz ağacı, ceviz fidanı dikmek değildir.
yerim var fidan dikeyim. Oldu. Ne suyun var altyapısı sağlıklı, ne toprağın zengin, düzgün gübre veriyorsun, ne budama ile ilgili çok yüksek teknik bilgilere sahipsin. Ben ceviz bahçesi sahibiyim. Geç oraya. İyi bir ceviz bahçesinin çıkaracağı mahsuller bunlar. Ha, bu mallarımız satıldığı için ben apar topar çekim yaptım. Stoklarımız bitti. Biz bu sene hasat ettiğimiz kendi cevizlerimizi eğer tutabilirsem, kalibre makinesini yetiştirebilirsem siparişlerden bir tanesini çekeceğim. Bu senenin mahsulünü biz bir kalibreye dolu boşa vuralım. Siz bir de bunları görün. Bundan dolayı kalibre ile ilgili biz de çalışmalarımızı güzel yapıyoruz. Geçen seneden kalan kurumuş cevizlerimizle ilgili çalışmalar bunlar. Size kalibre ile ilgili bunları anlatmak istedim. Umarım faydalı olabilmişimdir sizlere. Bu videoyu tamamlıyorum. Bir sonraki videomuz doluboş videosu olacak. Ve doluboş ile ilgili kalibre edilmiş mallara atmanız önemli zaten doluboşa. Çünkü bu ceviz ortalama 10 gram geliyorsa o ceviz 18 gram geliyor. Aynı doluboş makinesine ikisini atmak mantıklı değil. Kalibre edip atarsanız çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Bir sonraki videoda görüşene dek herkese iyi günler diliyorum.